Küçük. Bizi akşam yemeğine davet etmemiş miydi? Bob evde ama biz her zile bastığımızda böyle oluyor. Herkese açıktır kapım. Tüm dostları ağırlarım. Eğer parolayı söylerseniz kapıyı size açarım. Peki parola ne? Bilmiyoruz. Açıl susam açıldan abrakadabraya kadar her şeyi denedik. Yaşasın Bob demeyi bile denedik. Aa, oysa ben sofraya oturmayı dört gözle bekliyordum. Şimdi ne yapacağız? Açın kulakları dinleyin. İpucu bir ipucu. Harika iki kelimedir. Bilin yiyin havucu. Oo, bilmecelere bayılırım. Hadi çözelim. İki tane harika kelime ne olabilir? En büyük iki kelime nedir? Bob, bize bir ipucu daha ver. Birçok kapıyı açar ve birçok işe yarar. Kibar olmak istediğimizde bu kelime ortaya çıkar. Bir dakika düşüneyim. Kibar bir söz birçok kapıyı açar ve birçok işe yarar. Aha! Lütfen! Parola lütfen! Bildiniz. Harika kelimelerden biri lütfen. Bir şey istediğimizde cümlemize lütfen eklemeliyiz. Hadi içeri gelin lütfen. Harikaydı. Bayıldım Bob. Bizim için gitme zamanı. Ev ödevlerimizi yapmalıyız. Evet, hadi gidelim. Herkes evine dönebilir. Tüm dostlarım gidebilir. Fakat bir şartım var. Son parola söylenmeli. Lütfen Bob, bize ipucu ver. Her yerde söylenir. Minnettar olunca denir. Nedir bu iki kelime? Söyleyince mutluluk verir. Hadi Mary, çözebilirsin. Sanırım ben biliyorum. Aa, hadi söyle nedir? Teşekkür ederim. Doğru. Teşekkürler Bob. Harika bir akşamdı. O zaman en iyi iki kelime neymiş bakalım? Lütfen ve teşekkürler. Evet. Aferin. Bu iki kelimeyi kullanmayı hiçbir zaman unutmayın. Kibar olmak her zaman iyidir. Teşekkürler Bob. Görüşmek üzere. Dünyanın en güzel parolalarını öğrendiniz mi? Lütfen ve teşekkürler her zaman kullanmamız gereken sihirli sözcüklerdir. Bunu asla unutmayın. Eğlence, kahkaha ve öğrenmeyle dolu bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.